Hazır mısınız? Evet. Ah, çocuklar, gerilmeyin. Gerilecek bir şey yok. Çok güzel olacak her şey, merak etmeyin. Anlatacağım şeylerden ilkini buradaki neredeyse herkes biliyor zaten. Deniz. Ben sana hala aşığım. Yani gerçek bu. Ne yapayım? Değiştiremiyorum. Kalbime sök atamıyorum. Aşığım. Kimsenin bilmediği gerçeklere. Yani aslında herkesin bilip de sustuğu gerçeklere. Varan iki. Müziği açar mısınız müziği? Ali'ciğim sen gel bakayım şöyle be. Atla çabuk. Yürü. Ay Allah'ım ben var ya bayılıyorum bu kıza ya. Taktik maktik yok. Bam bam yapıştırıyor her şeyi. Deniz. Bir dakika abi konuşacağım. Sadece konuşacağım ya. Fazla büyütme. Alya'nın kötü bir niyeti yok. Sadece içindekileri söyledi. Benim içimdekiler ne olacak ya? Ben bunu defalarca konuştum onunla. İstemiyorum dedim. Bitti dedim. Arkadaş kaldık dedim. Yani kaç kere söyledim. Net konuştum. Gözlerinin içine bakıp ispat bile ettim ya. Hani filmlerde kahraman son anda saatli bombanın kablosunu keser ya. Kendimi öyle hissediyorum şu anda. Resmen herkesin hayatını kurtardım ya. Keşke hiç karışmasaydım Fatoş. Ne güzel almış gazı gidiyordum. Ay nereye gidiyordun acaba Alya? Hepimizi bir arabaya doldurdun. Şarampolden aşağı yuvarlayacaktın resmen ya. Yani bu benzetmelerine hayranım. Ben de sana hayranım bebeğim ama bazen bazı özelliklerin bazı zamanlarda bazı tehlikeler yaratabiliyor. Lütfen. Ya ne yapayım bu gizemler, sırlar, küçük aşk oyunları hiç bana göre değil. Ben netim. Herkes de net olsun arkadaşım ya. Tamam canım sen net ol. Biz flu olalım. Belki biz halimizden böyle flu flu memnunuz. Hem ne demişler bununla ilgili ünlü bir halk deyişimiz bile var. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Ha nasıl karışamaz? Bazısı şu şekilde net olur, bazısı bu şekilde net olur. Özgürlükler bilir yani. Anlatabildim mi? Bana çok kızdı mı sence? Ay bilmiyorum Ali ama söz ver bana bir daha böyle bir şey yapmayacaksın. Tamam? Tamam tamam. Ben elimi yüzümü yıkamaya gidiyorum hadi. Git ferahla. Deniz, sizinki başka bir şeydi. Ali'ye inanmamak da haklı. Yani ben bile hala barışacağınızı düşünüyorum. Abi bari siz yapmayın. Ya ben düşünmedim mi, denemedim mi sanıyorsun ama bitti, tükendi her şey. Geçmişte kaldı ve üstünden zaman geçti. Ben artık önüme bakmak istiyorum. Bütün keyfim kaçtı ya. Alya ile konuşup tekrar sinirimi de bozmak istemiyorum. Ben gideceğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Sen ne düşünüyorsun? Hangi konuda? Deniz'le Alya konusunda. Bilmem. Hayat bu belli olmaz. Belki ileride yeniden denerler. Set! Akustik mükemmel. Ya var ya sahne, davul orada, bar falan yıkılıyor oğlum burası. Çok iyi mekan ya. Biliyor musun hep benim de böyle bir mekanım olsun isterdim ya. Senin için kolay böyle şeyler. Piyasada vardır bir sürü tanıdıkların. Var var. Olmaz olur mu? Sürüsüne bereket. Ama benim aklımdaki daha böyle yanlış anlama olursun. Farklı. Yani burası çok sosyetik. Ben daha halka yakın bir şeyler hani anladın mı?
Ama tabii bize yasak gece hayatı. Ablam mevzubahis. Emir büyük yerden gelince biz de hanım köylüyüz. Yapacak bir şey yok. Doğru. İnsan birisiyle birlikte oldu mu onun görüşlerini dinlemeli. Bak çok güzel laf ettin. Yok mu senin görüşlerini dinlediğin birisi? Oo Deniz Bey, bir tebessüm, baş ona eğmeler falan. Kim bu talihli kız? Hakan. He. Boş ver, kafanı yorma böyle şeylere. Ya neyi yorma ya, olur mu ya? Bak sana söz veriyorum. Sen, ben, ablan gidiyoruz. Seni tabii böyle jilet gibi giydiriyoruz. Dayanıyoruz kızın kapısına. Çiçeğimizle, çikolatamızla, Allah'ın emri, peygamberin kahveyle kızı istiyoruz. Alıyoruz, gidiyoruz. Budur. Çikolata, çiçek falan çok klişe şeyler bunlar. Ben elinden tuttum mu kaçırırım. Yemin ederim var ya sana da bu yakışır işte. Deniz Bey, burası bitti gibi. Bir bakmak ister misiniz? Tabii, tabii usta. Geliyorum. Ben bir telefonla konuşayım. Sen içine bak. Alo aşkım. Ne yaptın? Yerleşebildin mi? Yerleştim, yerleştim. Bilgisayarım kuruluyor şu an. Aa güzel, iyi. Ben de Deniz'in yeni mekanına geldim ya hayırlı olsun demeye. Niye beni beklemedin? Beraber gitseydik ya. Beraber de geliriz aşkım. Bak ne diyeceğim sana? Deniz'i yarın sabah kahvaltıya çağıralım bizim kışlık eve. Hem hiç görmedi orayı o. Bir dakika hayatım. Nedir? Bilgisayarınız hazır Demet Hanım. Tamam, teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi günler. Hayatım, yarın sabah olmaz. Ya olmaz çünkü biz Pelin'le program yapmıştık da çok önceden kahvaltı sözüm vardı ona. Peki sen öyle diyorsan? Hem Deniz yabancı değil ki. Akşam yemeğine davet ederiz onu da. Olur, daha iyi olur. Tamam canım, öpüyorum çok. Tamam, ben de öptüm, bay bay. Sigortalar da eski Deniz Bey. Hepsinin değişmesi lazım. Tamam. Ne zamana biter hepsi? Elimde çok iş var ama yarın hallederim. Eyvallah. Kolay gelsin. Sana da usta. Deniz Bey, bu mutfağın havalandırma sistemi için yarın geleceklerdi ya. Evet. Şimdi aradılar da gelemeyeceklermiş. Hayda, bu nasıl iş ya? Biz mi koşturacağız adamların peşinden? Niye tutmuyorlar verdikleri sözü? İş hayatı Deniz. Kolay olmayacağını söylemiştim sana. Rutin kontrol mü? Yok, geçiyordum, uğradım sadece. Yalnız söylemedi deme, havalandırma işi kritik. Ruhsat iptaline kadar gider, haberin olsun. Ben de yaptırmak için uğraşıyorum zaten. Ne güzel evinde oturuyordun, besteni yapıyordun, sözünü yazıyordun. Niye girdin bu işlere anlamıyorum ki. Niye girmesin? Girecek tabii ya. Hem tedbiri mekanda ferahlık vardır Ferit Efendi. Bu adam becerikli, yetenekli adam ya. Sanatçı ya bu adam. Evinde mi üretecek? Tabii ki de çıkacak, edecek, eğilecek. Kardeşim ben sonuna kadar arkandayım. İsterse yapar tabii. Ama etrafında senin gibi sülükler varsa işi çok zor. Ya çok merak ediyorum Allah aşkına. Senin sorunun ne ya? Ya biz bir aileyiz ya, aile ya. İyi günde, kötü günde birbirimizin yanında olacağız. Sen niye her şeye sorun çıkararak yaklaşıyorsun? Hakan, sana şirkette denk gelmedim diye seviniyordum ama burada çıktın karşıma maalesef. Deniz, kardeşim 10 numara 5 yıldız mekan olmuş. Hatta süper olmuş. Eline emeğine sağlık. Bir şeye ihtiyacın olursa ben her zaman arkandayım, tamam? Kolay gelsin. Çakal, sen de sokma şu herifi bu kadar yakına ya. Ne yapayım? Adam uğramış. Ablamın kocası sonuçta. Girme mekanımı deseydim. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Sizin ne işiniz var burada? Ben hep şöyle hazırlıyorum, ister misin? Yok, almayayım ben, teşekkürler. Uf.
Pratiğiniz fena değil. Bir ara barmenlik yapmıştım. Barmenlik mi? Ne zaman? Yani meslek olarak yapmamışsınızdır tabii de. Üniversitede bir arkadaşımın barında. Öyle eğlencesine. Chicago'da MBA yaparken. Bendeki de soru değil mi? Yani Ankara'da üniversitedeyken harçlığınızı çıkartmak için aşağı ayrancı pavyonlarında barmenlik yapacak değilsiniz. Problem ne Nazlı? Chicago'da MBA yapmam mı yoksa pavyonda çalışmamış oldum? Problem yok. Espri var. Bulut bu akşam sonunda bana geliyor. Zaman zaman ben de Deniz de anneannesine falan kalabilecek. Sen de gelir misin? Engin, Deniz, Tarık hep soracaklar. Yok, gelemem ben. Yani çok isterim ama gelemem. Akşam Japonca kursum var. Bulut seni çok özledi ve görmek istiyor. Ben de özledim. Ama gerçekten gelemem. Size iyi eğlenceler. Hepsinin ayrı dolapları olsun. Sonra yoğunlukta karışmasın ortalık. Ne haber? Hoş geldin. Hoş bulduk. İşten çıkınca bir uğrayayım dedim ben de. İyi ettin. Güzel sürpriz. Konuşmamız lazım. Ben kaçayım, siz rahat rahat konuşun. Rahatız biz. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Biz ne konuşacaktık? Menü. Her şey tamam. Ama sunumla ilgili bazı kaygılarım var. Orijinal olsun istiyorum. Deniz, benim hakkımda birkaç fikir var. Ama önceliğim sunumların orijinal olması değil, pratik olması. Hem mutfak için hem müşteriler için. Yani müşteri de zaten o kalabalıkta ve müzik dinlerken sunumun orijinalliğine o kadar dikkat etmez. Onun da önceliği lezzetli ve doyurucu olması olacak. Sen merak etme. Ben birkaç şey oluşturdum kafamda. Her şey kontrol altında. İyi olacak. İyi ki varsın. İyi ki yardım ediyorsun bana. Evet Nazlı, hadi işimize bakalım. Bugünün menüsü... Ferit Bey. Size de günaydın. Tabii ya, hava da sıcak. Serin serin, cıp cıp. Niye işe gitmedi ki bu? Ay adam vallahi içine atıyor. Ondandır. İçine attığı içindir. Selam. Selam. Bugün hava serin mi biraz? Yok. Yanıyor dışarısı. Ne bileyim, böyle benim üstüme üstüme soğuk rüzgarlar esti de. Efendim Ceyda. Sen döndün mü Maldivler'den? Çekimler nasıl geçti? Süper, harika. Gönder bana fotoğrafları, çok merak ettim. Döndüğünde de görüşelim mutlaka. Piknik mi? Boş ver pikniği, İtalyan restorana gidelim. Peki, piknik olsun. Gideceğimiz yeri sen seç, piknik sepeti benden o zaman. Ceyda kim ya? Ne güzel Buse vardı, iyiydi o. Maldivler, bildiğimiz Maldivler, piknik. Oo, vallahi bezdim ya. Nasıl olmuş börek? Sanki bir şey eksik gibi. Hiçbir şey eksik değil Allah'a şükür Ferit Bey. Her şey tam kararında onun. Daha iyilerini yemiştim. Sen bugün biraz gergin misin? Hayır, gayet iyiyim. Asıl siz nasılsınız?
Gördüğün gibi gayet iyiyim. İşte bana pek öyle gelmedi orası. Sen nasıl olmamı isterdin Nazlı? Bu arada unutmadan yakın zamanda bir arkadaşımla pikniğe gideceğim. Sandviçleri hazırlar mısın? Oldu. Efendim? Ağzım dolu ya. Ne olacak diyorum. Elime mi yapışır? Yaparım. Ben salondayım. Ben gidiyorum. İşim erken bitti. Tamam. Şimdi çıkıyorum. Tamam. Tamam. Ben şirkete gideceğim. İstersen bekle, bırakayım seni. Yok, teşekkür ederim. Kendim giderim. İyi günler. Güle güle. Nazlı, neredesin? Ferit Bey, ben biraz geç kalacağım bugün. Ya evden çıkamadım bir türlü. Trafik falan. Öyle mi? Tamam, sorun değil. Ben öyle vaktinde gelmeyince bir merak ettim. Neyse, sonra görüşürüz. Nazlı? Ferit Bey. Geç kalacağını söylemiştin. Siz çıkmamış mıydınız? Çıkmıştım ama odada bir dosya unutmuşum. Onu almaya geldim. Sen hayırdır, ne saklıyorsun orada? Not mu yazdın yoksa yine bana? Yazdım. Bakabilir miyim? Siz bu notu okuduktan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ne demek o? Nasılsa okuyacaksınız.
Nereye gittin Nazlı? Nazlı istifa etti.